Enes Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz Enes Bey. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Bu röportajımıza da öncelikle Enes Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Kısaca böyle bir sizleri tanımak istiyoruz. Tabii. Bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben ikinci kuşağım. Babadan oğula geçti. 28 yaşındayım. Enes Yıldırım adım, Ardahanlıyım. Evet. 15 senedir sektördeyim. Hem çekirdekten mi yetiştiniz? Çekirdekten yetiştim, en alttan geldim. Hem yurt içi hem yurt dışı satışımız var. Üretimimiz Türkiye'de %100 yerli üretim yapıyoruz. Neler peki bu ürünler? Biraz tanıyalım mı ürünlerimizi? Tabii. Verdiğiniz hizmetler, firmanın kuruluş tarihi, biraz bahsedin efendim. 25 yıllık, 30 yıllık bir firma hemen hemen. Bebek ürünleri üretiyoruz. Anne ürünleri, bebek ürünleri, emzik, biberon, işte beslenme ürünleri, anne bakım ürünleri, birçok ürünleri üretiyoruz. Fabrikamız dediğim gibi İstanbul'da, Kağıthane bölgesinde. Evet. 6 tane ayrı ayrı şubemiz var, depolarımız var. İstanbul'da sanırım. Evet, İstanbul'da, ama Türkiye'nin her yerinde bayilerimiz var. Buraya satışlar yapıyoruz. Yurt dışında bir sürü yerde bayimiz var. 25 ülkeye hemen hemen ihracatımız var. Evet. Satış yapıyoruz buralara. Bu başarının sırrı nedir? Çünkü sektörde bir kere, ya evet, çekirdekten yetişmişsiniz. Bu bir çok büyük bir avantaj, ama bu istikrarın da bir sebebi vardır. Paylaşabilir misiniz Enes Bey? Biz genel olarak yaptığımız işlerde hep en üste çıkmayı hedefleyen insanlarız. Ben de ailemden doğduğumdan beri hep bu yönde destek aldım. Ailemden bu işi aldıktan sonra da bu yönde değiştirmek için, güncellemek için, yeni ürünler çıkarmak için hep destek aldım. Selamlarımızı gönderelim bu arada. Kendilerine selam de desteklerinden. Buradan sağ olsunlar. Evet. Yani hep destekçimiz oldu. Bu şekilde yükseltmeye çalışıyoruz markamızı, firmamızı. Evet. Fuar nasıl geçiyor peki? Yani biraz fuar hakkında da görüşlerinizi almak istiyoruz. Biz pandemiden sonra özlemişiz fuarları da gerçekten. Biraz paylaşır mısınız? Evet. Bu pandemiden sonra bizim sektör olarak, marka olarak 6. fuarımız. Bu fuarda gerçekten geçen sene de olsun, ondan önceki senelerde olsun çok iyi fuarlardı. Şu anki fuar işleyişi de çok güzel. Yani gayet güzel müşteri portföyleri var. Gayet güzel bir şekilde işliyor. Yani ben bu fuarı zaten beğeniyorum. 5 senedir, 4 senedir katılıyorum. Bundan sonra da katılmaya devam edeceğim. Evet, yabancı katılımcılar da var mesela. Bu genelde da önemli, yabancı yani katılımcılar var. Evet. Yani yabancı katılımcılar, yabancı misafirler. Zaten ihracat fuarı diye geçiyor genelde. Ve ben beğeniyorum. Yani bundan sonra da katılmaya devam edeceğim. Evet, ekip kaç kişilik? Şu an 100 çalışanımız var. Bunun 25 tanesi pazarlama ekibi. Gerisi üretimde. İşte ofis, ihracat bu şekilde ilerliyor. Peki, hedeflediği yerde mi firmanız? Yani istenilen noktada mı, ya da kısmetse bundan sonra hedeflerde, projelerde neler olacak? Yani şöyle düşünmek gerekirse, zaten insan yapısında hiçbir zaman hedeflediği yerde olamaz. Biz de hedeflediğimiz yerde değiliz. Her zaman en iyisi olmak için çabalıyoruz. En iyisi olsak bile daha iyi olmak için, dünyanın en iyisi olmak için vesaire vesaire, bu şekilde gidecek. Yani daha önümüzde katledecek çok yol var. Mesafeler Mesafe var. Mesafe çok uzun. Evet. Yani bunu bitirmek için bitiremeyeceğiz tabii ki de. Aslında biterse biz de biteriz zaten. Yani Enes Bey, yani hedef bitmeyecek yani. Evet, yani biz bitiremeyiz. Belki çocuklarımız, onların çocukları. Üçüncü kuşak da olur, niye olmasın? Dördüncü kuşak, beşinci i̇nşallah. Kuşak inşallah. Nasıl i̇nşallah. Olursa yani bu şekilde devam ettirmeyi, bu markayı en üstlere taşımayı hedefliyoruz. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz. Teşekkür bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür Son ederim. Sözleri de size bırakmak istiyorum. Standınızı ziyaret edenlere neler aktarmak istersiniz? Yani dediğim gibi biz %100 yerli üreticiyiz. Evet. Yurt dışından, yurt dışının içinden misafirlerimizi bekliyoruz. Gelsinler, standımızı görsünler, hediyelerimizi alsınlar, bizi ziyaret etsinler. Biz mutlu edeceğimize inanıyoruz. Evet, bir de bizim de üstümüze düşen görev var. Yerli üretimi desteklemeliyiz. Yerli bunu üretim söylemeliyiz. Burada çok iyi, evet. Evet, bunu söyleyelim. Bu çok ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka programlarda da görüşürüz efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.